az kola yetişmeye çalışıyoruz ve bir şekilde. Çok kötü tipim. Balkanlara gidiş. Kanka ben... Arkadaşlar babam bize tayin kiti verdi. Tayin kiti. Uzun giyili. İndik. İndik arkadaşlar ve burası gerçekten o kadar büyük ki. Şimdi şeyden şeye geçeceğiz. İç hatlardan dış hatlara şöyle bir geçiş yapacağız. Sık sık filmler koyacağım. Arkadaşlar, Tiran last call ve biz Tiran'a last. Şu an çok yoruldum. Last call'a yetişmeye çalışıyoruz ve bu şekilde. Bence biraz hızlı mı gitsek? Tur burada başladı. Turumuz İstanbul havaalanı turumuz. Öldük ama da arkadaşlar geldik. Şükür ki şu anda Tiran'dayız. Tiran'a vardık. Tiran'dayız. Saatlerimiz kaçı gösteriyor? Hiçbir fikrim yok. Benim de şu an fikrim yok. Çok uzun. Biraz yorulduk arkadaşlar. Açıkçası. Uçak bu arada bayağı kötü inmedi mi? Bayağı. Kanka yolda çok kötü. Sürekli kötü rötar. Ay rötar demişim. Tribülans var. Sürekli değil ama sonuncusu baya kötü. İnerken baya kötü bir şey yaşadık. Sonuncusu derken iki şey bindik. Neyse. Öyle işte hava güzel böyle esintili bir tık. Şimdi burada hiç gezmeyeceğiz. Tiran'dan Ohrid'e geçiyoruz direkt. Bence Tiran diye okunmuyor. Tiran öyle ama. Türk'üm ya ben. Tiran. O zaman Tyrone falan. Tiran'a o zaman direkt bu arada. Bir yerde mola verdik. Güzel bir uyumuşuz bu arada biz. Halimiz... Ben nasılım? Sen öyle mi düştün? Ben şöyle öyle düştüm. Sen şöyle mi düştün? Ben kafamı şöyle koydum. Ben şöyle. Ben miyim bu? Evet. Anlaşılmıyor bak. Sen ya. Ona göre yapacak. Arkadaşlar şükür ki Ohrid'e geldik. Tiran'dan Ohrid'e 130 kilometreydi. Ama 100 kilometre değildi bence. Aynen, yollar biraz virajlı olduğu için bir de pasaport kontrolünden geçtik o sırada. Orada da beklettiler baya. Ben uyudum. Ha bak şu videoyu kas ediyorum. Neyse birazdan göstereyim. Evet çok iyi olur. ben uyudum tabii ki. Sıla biraz uyumadı. O rehberimizin anlattığı şeyler hepsini dinleyerek not aldı. Zekalıyım ben. Öyle. Not almadım bu arada. O kadar gölü. Ama dinledim. Göle doğru gidelim. Ama seviyorum arkadaşlar. Mesela neden Kuzey Makedonya, Makedonya değil de Kuzey Makedonya dinliyor musunuz? Bunları da dinledim. Söyle. Biliyorum abi. Söyle. Kes. Burası Ohrid Gölü. Deniz gibi bir tık. Ohrid. Şimdi arkadaşlar burada iki tane tarafımız var. Tarafımız. Bir taraf Beşiktaş. Türk taraf. birisi Türkiye tarafı, yani Türklerin olduğu taraf. Biri de daha çok böyle Makedonların, doğru muyum, olduğu yer. Doğru muyum Sıla Hanım? Genel anlamda gelişmemiş bir yer. Gerçekten biraz burayı ele almak gerek yani. Kesinlikle geçtiğini asla düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir göstereyim. Yani şöyle işte boylu boyunca şöyle bir yer. Şu tarafta deniz dediğimiz yer. Deniz turu yapacağız. Değil tekne mi? Tekne turu. Ya işte. Artık verdik parası, o yüzden katılacağız. Arkadaşlar Ohrid benim tipe bak ama ya. Allah belamı versin. Ohrid incileri şöyle güzelce şeyler var. Burası Türk şeyiymiş. Şöyle Türk bayrağı var. Aynı pizzacı mı bilmiyoruz ama Türk tarafında abiler demişti. Ben de öyle hemen şöyle arkadaşımla
tuzluk tuzluyor arkadaşım. Buna ne kadar verdik? Daha vermedik. 55 lira. Arkadaşlar 100 Makedon dinarı verdik. 100 Makedon dinarı 56 TL şu an güncel fiyatı. O bir dilimi ikiye böldürüp öyle bir şey yaptık. Çünkü başka bir yerlerde de bir şeyler yemek istiyoruz. Burası Türk kaynıyor. Bayağı Türk'ün gerçekten olduğu bir yermiş. Camide tuvalete falan girdik. Öyle bazı şeyler yaşandı. Şurası bence buradaki en iyi yer. Aynen. Şöyle bir pub'ımsı. Çekemedim arkadaşlar ama bir tane sosisli böyle bakery'den şey aldık. Ne denir? Milföylü bir şey. Bakery'den dediği sokak fırını. Tamam işte fırın. Neyse oradan onu aldım. 34 TL. TL'ye çevirdiğim için. Emin misin o tarafta olduğuna? Hayır, şimdi bir Meksika ama. Arkadaşlar şöyle bir şeyden. Whey protein, vanilya whey protein, çilek, cherry. Çilek yok. Çilek pardon, özür dilerim. Cherry vanilya. Çok iyi şu an bu. Sağlıklı bir yerdi böyle. Bayağı hoşuma gitti ve buna 150 Makedonya dinarı ödedik. Yani işte az yerdi. Tekne turuna gidiş. Ohrit Gölü'nde. Arkadaşlar tur o kadar uzun sürdü ki ya, yemin ederim vuracağız bence şimdi şuraya. Kağıt Müzesi'ne geldik. Is this? Down. And you have a piece of mine. Put the paper. And sun separates. It's not flat, put back under the press again. You get it flat 10 hours and then it's ready. You can make envelopes. Then you put the paper. This go under, press it. And now you have a picture from Ohrid. Wow. So everything you see around you, those are bittin gözün aydın. Ben bunu koymak istemeyeceğim. Bittin gözün aydın. Arkadaşlar burası kilisemiz. Şöyle çok güzel bir manzaramız var. Burada biraz keyfing yapıyoruz. Arkadaşlar kiliseleri tamamladık. Şöyle bir oturma aç yapıyoruz. Gerçekten eve gidip uyumayı bekliyorum ya. Sen? Ben. Çok yorulduk. Yarın daha güzel bir şekilde vloğa gireceğim inşallah. Tam giremedik. Bugün niye böyle? Bir de bayağıdır çekmiyordum. Sanırım o yüzden oldu. Ama yarın itibaren güzel bir şekilde giriş yapacağız. Bilmiyorum ki. Kahvelerimizi içtik şimdi. Ohrid'de yatacağız bu gece. Otelimize geçeceğiz. Bakalım oda turu gelir belki. Çok iyi değilmiş otellerimiz ama. Havuz varmış bu otelde. Arkadaşlar otele geldik. Biraz dinleneceğiz biliyorum. Biraz dinleneceğiz ve uyuyacağız. Sonra oda turu yapacağım size. Ya dur arkadaşlar. Ya ama vlog çekmiyormuş. Evet unuttum ya. Arkadaşlar uyuduk uyandık. Arkadaşlar sonra kafasal gidiş yaşandı. Evet ya. Çok yani dışarı çok çıktık yemek yemeye. Yani. Oteldeki yemeği yemek istemedik. Çok havalıyız çünkü gerizekalı. Gerizekalı. Çok ucuz arkadaşlar. 350 TL'ye yani TL olarak düşünürsek. Ama bu arada çok iyi yarım pizza yedik. Daha fazla yürümeyelim. Şu taksi var bak şurada bir çevirsene şunu. Kanka bir şey söyleyeceğim de 150 lira var. Ha taksi var mı şurada bir sürü? Kanka bir şey söyleyeceğim sana, ucuz değil, biz bir pizza bile yemedik, yarım pizza yedik.
arkadaşlar mola verdik şöyle bir yerde. Güzel burası. Yani en güzel mola verdiğimiz yerlerden biri. Şöyle sana bir şey şu kısmı aldı. Bırakayım mı? Hangi kısmı? Sen de şurada ister misin? İçi boş bu arada. Tamam. İstiyorsan hepsini bırakayım. Niye? Tetova Camii'ye geldik. Şurada da su varmış, içme suyu. Dışarıdan da şöyle gözüküyor. Ya. Arkadaşlar Tetova'ya kalkan delen diyorlar Türkler. Burada oldukça fazla. Geneli zaten Sunniymiş ama Bektaşiler de fazla. Değil mi Sıla? Alaca Cami. Arkadaşlar şurası Üsküp Arkeoloji Müzesi. Şurada neredeydi onlar ya? Bunlar bir şey isim geliyor. Evet, arkası dönük olanlar. Bunlar kiril alfabesini yapanlar. Kiril alfabesini yapanlar. Bakın şurada şöyle bir ikinci Philips mi bir şey. Bu şu karşıdaki İskender'in olma... babası. Yumruğunu kaldırıyor ve kör aynı zamanda. Kör biri. Kör biri. Koca, peki kör olması şaka mı? Bak sen de bırakacağım ya. Tutamıyorum. Şöyle, burası güzel. Burası Türk tarafı arkadaşlar. Bu arada burada herkes Türkçe konuşuyormuş ama herkes. Biraz garipsiyorlarmış. Bulleniyorlarmışız. Aynı zamanda bizi ghostluyorlarmış. Biraz da love bombing yapıp. Öyle işte. Burada böyle güzel şeyler var. Tur rehberimiz değişti biraz. Daha yerel biri oldu. Rolünü Angelina Jolie oynadı. Philip şey diyor eşine bu arada. Hamam parası üstü kalsın. Neydi ya? Üstü kalsın. Eskiden hamam parası kalsın denilmiş. Çünkü hamamlar bir de çift kubbeli. Çift kubbeli olunca hem kadın hem erkek tek kubbeli olursa da ikisi aynı anda giremiyor demekmiş. Benim öğrendiğim bazı bilgiler. Tabii ki hepsini anlatamıyorum size ama anlatabildiğimi anlatıyorum. Biraz kalabalık burası açıkçası. Genelde Bursa'daki Koza Han'a benzetiyorlar. Evet. Yapısı itibariyle. Aynı kişi yaptırıyor. İsa Bey 15. yüzyılda buraya geliyor ve aynısını yaptıracağım diyor. Şimdi Türk Çarşısı'nda geziyoruz. Böyle boylu boyuna bir çarşı şeyi. Bir de buranın sonunda bit pazarı varmış. İşte bu bit pazarı olan şey yani. Ben niye böyle vlogda inanılmaz garip şeyler söylüyorum ama doğru. Öyle işte. Şimdi Destan'a geldik. Şöyle bir yer. Köfte yiyeceğiz. Daha anlatan abimler demişti güzel diye. Türkiye çarşısı. Türkiye. Türk çarşısında Türkler yok. Bunu bilin de gelin. Aynen abi. Bize Türkçe konuşmayan bulleniyor diye Türkçe konuşuyoruz. Bize evet. English falan yapıyor. Menü verebilir misin diyorum. Wi-Fi şifresi. Wi-Fi internet yok. Hayır. Yok mu? Hayır. Kim bilir? Baktım yoktu. Bak. Bu adamın aynı şeymiş. Çok neyse komik. Ben dizi geçen çocuğu biraz beğendim. Aşık oldum yani. Buraya kadar geçirdi. Bir dakika. Ne bir dakikası kız yürüdük bayağı. Dişiz bayağı yani. Aynen. Girişe yaklaştık. Ama abimlerin dediği yer gerçekten çekim gelmedi bana da. Onlar da oraya demişti. O çarşı. Bir çarşıda mı dediler? Oraya girmeyin demişler. Bir çarşıda içi mi dediler? Burası Rezo. Değişik tipler vardı biraz. Bayramayın. Şimdi bu taraf şey mi acaba? Buraya mı ait? Kanka ben o arkeoloji müzesine de gitmek istiyorum. Yetişebilir miyim? Ama yani... Ya da oraya gidelim Tirliçi akşam yiyip. Tirliçi akşam da vardır. Aynen. Ama orası 7'ye kadar açık. Aynen. Şimdi şarkı köftesi yiyeceğiz ve... Soğanı sürüşü sürüşü yani. Burada şunu bak bir dur şunu kesinlikle göstermek istiyorum. Şey diyor. Bu arada şunlar da varmış. Macchiato. Macchiato gerçekten. Macchiato. Ekmeği ısıtmışız diyelim mi? Hit the bread. Ama bu ne hiç ısınmamış kanka. Tadına bakayım. Yani normal ekmek işte de. Bazda mı?
Adam... Da soğuk ki kanka, biberi de ısıtsınlar o zaman. Acı mıdır? Hayırdır. Acı kanka ya. Ha, bana göre acı. Yani umarım bu bizi duyurur. Oo, bak çek şunu, çek şunu, çek. Şöyle bir şeyler yiyoruz arkadaşlar. Sınav yediği şey. Ben coşmak için. Evet, coşacak o. Burası bir sirle seçici. Şöyle bayağı ünlüymüş. Çok mu iyi? Bak. Mükemmel bir müzik gösterisiyle. Çok güzel ya. Ben buraları çok beğendim arkadaşlar. Şurası arkeoloji müzesi demiştim sanırım. Burada böyle bu köprülerin hepsi falan yeni yapılmış. Bakın şimdi bu köprü, bu en eski olan mı? Evet. Bu buradaki en eski şey, tamam mı? Bu taş köprü. Şu karşısı. Yani çok eski bir şey, tamam mı? Burası civilizations. Civilizasyoncular köprüsü. Onun arkasında şairler köprüsü var. Burada böyle şey gibi şey, gemi gibi şey var. Oralarda güzel gözüküyordu. Bu taraf şey tarafı, Makedon tarafı. Biz önce oraya gittik, baktık birazcık. Akşam da buralarda takılacağız. Aynen. Ya o taraf da güzeldi. Orası çok Türk. Çocuk iyi çalıyor ama. Arkadaşlar Üsküp'ten sonra şimdi Matka'ya geldik. Matka yarım saat uzaklıkta falan Üsküp'e. Matka'da aslında bir kanyon. Bu kanyonda yürüyüşler yapılabiliyor. İşte kano, tekne falan filan yapılabiliyor. Tekne şimdi şey, o arkadaş bizim grubumuz. Burada bir kano falan yapmayı düşünüyoruz. Bir de böyle bir şeyler içmeye bakalım. Evet, kano yapacağım. Bence bir şeyler içecek falan zamanı çok kalmayacak ama. Ya, kano da aşırı uzun yapılabilen bir şey değilmiş. 15-20 dakika dedi ya. Ha. Evet. Bakacağız yani. Size bir şarkı önereyim mi? Asıl Silenk. Yalancı. Herhalde şarkının adı buydu ama. Evet. 05'e mi? Bayağı aldım zaten. Ha. Gece bayağı kötü yani. Çok. Şöyle bir yere geldik. Arkadaşlar yeni otelimize geldik. Arkadaşlar bugünkü otelimiz Sıla'yla şöyle bir 4 kişilik bir yatak vermişler. Otele geldik ve anında bizim birkaç böyle konuştuğumuz arkadaşlarımız vardı. Onlar ütü getirmiş Sıla falan. Şey aşkım genelde seyahat ütüsü getirilir. Benim yok onda. İşte onu biliyoruz. Neyse. Hemen dışarı çıkıyoruz. Bugün Üsküp'teydik biliyorsunuz. Bilmiyorum. Sen bayağı makyaj yaptın. Bir kapatıp süreyim deyip ya. Ne? Bak çimşirik aldım. Hayır Sıla sen. Ben daha da makyajı gezmediğim için öyle geliyor sana. 7 dakikam daha var. Ama şunu durdurmam. Resim de çektim. En kolu biber. Öyle getiriyor. Dışarı çıkıyoruz. Bizi servis alıyor. Arkadaşlar hiç bizlik olmayan bir yere geldik. Ama şimdi biramızı içip hemen medeniyete gideceğiz. Aynen. Burada bir kokteyl patlar mı? Patlar. Tamam. Böyle mal bir şey içelim.
Neden? Çünkü yemedim. Yediğine bakıyorum. Hiç yememiş. Hiç yememiş gibi zekalı. Ya arkadaşlar. Dilim gibi gerçekten. Arkadaşlar çok iyi bir şeyde değiliz. Tekin değil. Non tekin. Tekin olmayan demek oluyor zaten. Şimdi bir plak almaya gideceğiz. O bardan çıktık bu arada. Ve medeniyete gidiyoruz yani inşallah. Bir köprüyle medeniyet aşıyorsunuz. Karşıya geçince Avrupa oluyor. Burası Türkiye. Ya örnek verdi. Türkiye. Otele gidip bayılacağız muhtemelen. 3 gündür aynı ceketi giyen o kız. İnşallah çıkmaz. Günaydın. Bu hem neyi çirkinim? Ben de öyleyim şu an. Benim çirkin olduğumu kabul ediyorsun bu durumla. Evet arkadaşlar günaydın. Otobüsümüze bindik. Aynen öyle. Belgrad'a doğru geçiş yapacağız bugün. Bayağı uzun bir yol bizi bekliyor. Muhtemelen öğlen falan görüşürüz. 6 saat sürecek. 6 saat sürecek minimum. Böyle kontroller falan filan. Bugün bayram bu arada. Bayramımız kutlu olsun hepimize. Kutlu olsun. Kutlu olsun herkesin inşallah. Derisi diğer bayramlara. Bayram. Biz ilk ben öptüm seni bu arada. Bana bir harçlık ver bari. Bir 100 MKD falan. MKD düşünecek sana diyor. Al bakalım. Ay arkadaşımın bana verdiği bayram harçlığı 50 euro. Arkadaşlar Sırbistan pasaport sırasındayız. Bekletiliyor. Çekim yapmak yasak. Öyle bir haber vereyim dedim. Arkadaşlar kapıyı geçtik. Mola verdik böyle benzinlikte. Sırbistan'a girdik. Şöyle bir su aldım. Burası Sırp dinarı. 1 Türk lirası 0.30 Türk lirası ama fiyatlar yüksek yani şöyle mesela makyato 250 Sırp dinarı. Yani işte kaç liraya geliyorsa yani 90 ama verdiği bardak şey yani baya kötü bir bardak. O yüzden değmez dedik ve almadık. Şöyle bir protein bar almıştık onu yedik. Bunu Makedonya'da almıştık bu arada çok güzel. Öneriyoruz kesinlikle. Daha yağmur yemedim bu arada. Yalancılık benim. Şey mi öneriyor musun sen? Öneriyorum. Ölmedim bence daha ileri var. Buluruz inşallah. Yakat olmaz insanlar da. Bakarız. Yenisini tutsan kaşık aralık. Mola verdik arkadaşlar. Fiyatlar şöyle yazıyor. Artık beynimiz döndü yani. Tamamen döndük. Saldırılarından sonra NATO'nun 99'da Berbat bombalanması ağır bombardıman altında yıkılmadı. Sosyalizm zamanında yapılan muazzam binalar bunlar. Yani hasar görüyor sadece. Gelip yakından görebilirsiniz. Yani biraz ileride zaten. Geldik arkadaşlar şükür ki. Şükür yani. Arkadaşlar indiğimiz gibi buranın ünlü şehrine geldik. Koşarak. Adı şu. Burada yazmıyormuş şu. Buraya geldik. İnşallah burada bölme işlemi yapabiliriz. Yaparız. Buralarda sıkıntı olmaz. Genel çünkü biz hesabı bölmede bazı sıkıntılar yaşadık da. Çünkü arkadaşım alıyoruz. Benim kumlar ya. Gayet güzelsin. Öyle. Pizzamızı yiyeceğiz, çekeriz. Bir de bayağı güzel bu arada. Öyle mi? Anlamayacağım. Hafif yani böyle. İçilesi yani. Çok güzelmiş. Arkadaşımki de gelsin. Arkadaşlar şöyle bir şey çekildim. Yani adam böyle ilk başta bize habersiz çekti. Sonra tekrar geçtik. Tekrar geçtik ve bizi şöyle çekti bu sefer. Ben gerçekten çok kötüyüm ama şöyle bir şeyimiz oldu. Çok iyi ya. No pork arkadaşlar. Bilgi için teşekkürler. Arkadaşlar
arkadaşlar, burası çok güzel bir tatlı ve şu bayağı yemeği çöktü bana ya. Bana yemeğe geldiğini için çok güzeldi ya. İstiklal caddesindeyiz. Tamam. Bir şey içiyorsun sanırım ya. Pizza nasıldı? Ya Ankara'da daha iyi bir yerdeymiş. Öyle de. Çok güzeldi. Abartsana bunu. Kimse yiyemez bence böyle bir pizza. Bu arada gerçekten ödüllüymüş ama burası demek ki kötü ki pizza da o yüzden ödül almış yani. Öyle düşünebilirsiniz. Ankara'da Unikas aynısı yani. Daha iyisi diyebilirim. Şey daha iyi. Bizim bence. Tur tersine gidiyor şu an. Görüyor musun tam? İşte öyle bir gezme. Anladın? Ne diyeyim? Arkadaşlar bizim turda sürekli bir geç kalan tayfa var. Bu arada ben şöyle düşündüm. Turla ilgili şeyleri en sona... Kanka çok doydum yıldızdan. Mahvelerdi işte Allah seni. Turla ilgili en son biz böyle eve gidince mi artık ya da böyle yalnız kaldığımız bir anda onlarınla alakalı biraz bir şeyler bırakalım ki burada bilelim ya yani, hatırlarız hep. Ne bırakalım? Ha, Balmain. Hani şu an arkadaşlar anlamıyor. Evet. Sadece Balmain zaten. Şu kemanı çalsam galiba. Ne yapacaksın? Arkadaşlar. Otelimiz şöyle güzellikte. Çok beğendik. Çok beğendik. Bir lavaboyu da göstereceğim küçük. Arkadaşlarım falan var. Öyle işte. Çıktı mı? Kanka 0.5'e çıkabilirim bak. Döreşemeyelim ki. Arkadaşlar tatlıcı çekmiştim ya bir tane. Oradan Abdurrahman tatlıcı. Benim şöyle bir saçım var. Ürünümüzden aldık. Arkadaşlar bu 200 milyon TL tanesi falan. 200 milyon küsür. Bayağı bu, pahalı ya. Evet bu buranın çok ünlü bir böyle İstanbul'un Pera Palası gibi bir yerde satılan bir şey. Otel Moskova'nın tatlısı böyle divan pastanesinin şeyine benziyor ama bu oranın adı neydi? Sinit. Şinit. Hayır sinit, bu şinit. Şinit, şinit şu. Bir saat açıkladık abi bizi yordu ya. Bu da koko bir şeydi de. Hayır koko değil. Kokonatlı da adı şey. Unuttuk. Astronot muydu ne bir şeydi ya. Bu neydi? Bence yarıya bölelim önce. Şu kimin olacak? Bölünmüyor kaşığın şeklinden ötürü. Ben böyle bayağı güzel böldüm düşünerek. Ben de iyi böldüm. Tamam. Ben küçüğüm. Çok değil ama pek beğenmeyeceğim gibi hissediyorum. Yani tadı niye gelmiyor? Bu parasına asla değmeyen bir şey. Tadı var mı? Çok insanlar da abartıyor. Güzel yani. Bence ben bunu daha çok beğeneceğim. Bence de. Yarın Bosna AVM'ye gitmeliyiz. İkinci gitmemiz gerekiyor. Artık turumu yenemeyeceğim. Güzel. Ama yani asla parası etmez. Kura var. Arkadaşlar çok değişik bir yere geldik. Şu an dışarı çıktık. En son otelde tatlımızı yedik. Ve dedik dışarı çıkalım da burası gerçekten biraz karışık. Yani çok yani şu gece kulübünün ışığı bu arada burası. Merak edin sen de. Gece kulübünün olduğunu bile anlamadık bu arada. Gel yürüyelim. Bence ambara oturmayalım. Buranın ışığı çok salaktı. Ambardan birkaç önce bir yerler vardı. Ooo red light. Güzel çıkıyor da. Beni çeşitli. Bence buradaki en iyi yere oturalım. Şunu pork sandık az önce. Küçük şeyler yaşadık porklar. This is pork. Yes. Ve this is pork dedim. Yes dedim. Arkadaşlar yedik içtik hesap girdi. Hayır ya. Hayır, ben öyle demiyorduk kanka. Bir saattir beni telkin ediyorsun. Şimdi seni hesap telkin girdi. Ettiğime göre artık ben konuşamıyorum. Düşünün babamın kartı şifre istedi. Bu saçma oldu bence. Fiyatı söylemeyelim. Aramızda kalsın. Bence babamın kartı o fiyatı TL zannetti.
Hayır ya, öyle bir şey yapamaz. Niye? Benimki gayet anlıyor Sırp dinarı olduğunu. Ya yani arkadaşlar bir de... Kredi kartı şifre istemiyor, babamınki istedi ama. Amay. Wow. Falan. Şu anda... Ya Miel Roja mısın, nesin? Şarkıya ne düşünüyorsun? Bayıldım.